Sayın Hocam kolay gelsin. Evet, pazar günü önemli bir maçımız var. Söz sizde. Evet, neler söyleyeceksiniz? Evet, hafta sonu Eynesil'le her iki takım açısından önemli bir karşılaşma oynayacağız. Ama biz seyrek kendi sahamızda geçen haftayı telafi etmek istiyoruz. Geçen hafta aldığımız şanssız diyelim, nasıl dersen de mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Çünkü süre kısaldı, boyu kısaldı artık ligin. Kalan 5 maçı var. Bu nedenle bizi rahatlatacak puanlar almak zorundayız. Bunun da ilk ayağı en esil maçı. Rakip için de oldukça zor bir karşılaşma olacak ama biz kendi saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Sporcularımız en iyi şekilde hazırlanıyor. Tabii hafta boyu 3-4 arkadaşın idmana çıkmaması biraz sıkıntı olabilir belki ama elimizdeki arkadaşlarla en iyisini yapacağız. Umarım 4 hafta aldığımız sonuçların devamını bu hafta yine getiririz. Çünkü Pazarspor'un layık olduğu yer burası değil. Buradan hızlı bir şekilde uzaklaşmamız lazım. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Umarım hafta sonu seyircimizle bütünleşerek bu zor süreci geçmek istiyoruz. Yıl sonunda Pazarspor inandığımız bir yerde olmasını istiyoruz. Daha iyi bir yerde olmasını istiyoruz. Bu süreci bazen kulüplerde bu tip süreçler olabilir. Ama bu süreci hep beraber olursak, birlikte olursak, camia birleşirse ilk sonunda göreceğiz ki istediğimiz yerde olacağımızı düşünüyorum. Hocam eksikler, kırmızı kart, o iki tane sakatımız, eksiğimiz vardı bu hafta. Görev alabilecekler veya sarı kartlar var mı? İşte kırmızı kart durumu, oynamaya. Yani en son durum nedir? En son durumda Aykut aramıza katılacak bu hafta. Evet, Aykut katılacak. Evet. Emre Kalkan maalesef yine yok. Emre yok, evet. Bu arada Şükrü olmayacak ama hafta boyunca zaten Emircan, Efe, Ahmet ve Emre idmanlara fazla çıkamadılar gribal enfeksiyonuna dolayı. Ama bugün aramıza katıldılar. Bir antrenmanda olsa ama faydalanacağız onlarla. Çünkü zaten imkanlarımız kısıtlı. O nedenle en iyi şekilde hafta sonuna çıkacağız diye düşünüyorum. İnşallah başka sakatlıklar, başka hastalıklar olmaz. Ama şu andaki elimizdeki kadro yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Yarın var mı idmanımız hocam? Yarın bir ter idmanı yapmayı düşünüyoruz ama sporcularımızın biraz da şeyine bakacağız. Durumu. Bu hastalıklar konusundaki duruma bakacağız. Ona göre yapabiliriz, yapmayabiliriz. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, hocamızla yapmış olduğumuz röportajı izlediniz. Bildiğiniz gibi kendisi de aktardı. Evet, çok önemli ama çok çok önemli. Hakikaten telafisi olmayan, hani tabiri caizse futbolu takip edenler bilir. Evet, 6 puanlık bir maça çıkacaklar. Çünkü rakibimiz de dipte. Yani bizim aşağımızda, onlar da evet bu ligden kurtulma çabası veriyorlar. Bu nedenle kolay bir maç olmayacak. Hocamın dediği gibi evet bir takım tabii ki gribal enfeksiyondan dolayı bazı sporcularımız idmanlara fazla katılamamış ama şu anda elimizdeki kadroyla evet yeneceğimizi tahmin ediyorum dedi. Evet, bize düşen görev pazar sporumuzu dediğimiz gibi yalnız bırakmamak. Her zaman söylediğimiz gibi pazar günü lütfen 2 saatinizi, evet çok önemli bir maç, telafisi olmayan bir maç, pazar günü 2 saatinizi artık pazar spora ayıralım diyoruz. Evet, şimdilik hoşça kalın.